Son dönemde airdrop olasılığı beklenen özellikle 3 tane proje var. Bunlar Layer Zero, Starknet ve ZK Era. Ben size Layer Zero'dan biraz bahsetmek istiyorum. Yani neler yapabiliriz, hangi platformları kullanabiliriz diye. Ama buna geçmeden önce şunu söyleyebilirim. Şimdi her birinde farklı platformlar kullanıyoruz. Dolayısıyla sürekli şimdi belirli aralıklarla bunlardan işlem yapmak gerekiyor. Atıyorum mutlaka işte haftada 3 kere ya da atıyorum 2 gün peş peşe. Yani kendinizce bir planınız olması lazım bununla ilgili. Ve birçok da platform birikiyor dolayısıyla. O yüzden ben kendime kolaylık olsun diye, diye her biri için Şöyle klasörler oluşturdum. Bunları bu şekilde kolaylıkla ulaşabiliyorum. Size de kolaylık olsun diye söylemek istedim. Şimdi 100 geç geçerken ben de hangilerini kullanıyorum. Bunun dışında kullanabileceğiniz ama benim kullanmadıklarım var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk önce bahsetmek istediğim platform Stargate. Stargate şöyle transfer kısmına girdiğinizde gördüğünüz gibi burada ağları görebiliyorsunuz her iki tarafta da. Ve aynı zamanda mesela şunu yapabiliyorsunuz. Arbitrum'daki USDC'yi mesela şuraya da atıyorum avalanche yapalım. Avalanche'daki USDC ya da USDT'ye çevirebiliyorsunuz. Yani hem ağlar arası transfer yaparken aynı zamanda tokeninizi isterseniz aynı şekilde transfer ediyor. İsterseniz de bunu mesela USDC, USDT, USDT olarak avaksalına çekebiliyorsunuz. Böyle bir cross chain özelliği var. Şimdi Stargate platformu da bu transfer kısmını kullandıktan sonra tabi e, tabii ki buradaki ağlar size kalmış. Hangisini ne kadar hangi miktarlarda yapmak istiyorsanız burası sizin tercihinize kalmış. Buradaki transfer kısmını kullandıktan sonra dediğim gibi pool kısmına geçiyoruz. Pool kısmında belirli şeyler var coinler var Siz buradan genelde stabiller var ama ethereum ve bu terumda mevcut Buradan istediğiniz zaten yanında ağlar yazıyor mesela hangisini yatırmak istiyorsanız hangisi elinizde varsa ya da mesela burada transferi yaptıktan sonra hangisi elinizdeyse ona göre tercih edip buradaki pool'a girip mesela ben de arbitrumda usDC varmış bunu istersem seçip. Ebru deyip ondan sonra bu pull'a ekleyebiliyorum. Bunun dışında ne var? Stake kısmı önemli. Stake kısmı da şu yüzden önemli. STG Stargate'in kendi coin'i. Dolayısıyla burada bazı oylamalar oluyor. Bu oylamalara katılma şansı sunuyor size. Dolayısıyla burada aslında STG'yi stake etmek sizin için önem kazanıyor. Bu miktar size kalmış. Ne kadar... Bir kitlemek istiyorsunuz vesaire sizin tercihinizde. Burada STG kitledikten sonra e, size bir oylama hakkı veriyor. Bakın burada vote on snapshot yazan bir yer var. Oraya girdiğinizde böyle bir sayfa yönlendiriyor. Cüzdan bağladıktan sonra burada şöyle bağlayıp hatta göstereyim size de. Bağlayayım. Şurada join yazıyor diyor. Oradan join diyorsunuz. Bu DAO'ya katılıyorsunuz. Aynı zamanda buradan proposal'ları da görebiliyorsunuz. Ee, bunun dışında şu anda açık bir e, proposal olmadığı için ben oylamaya dolayısıyla herhangi bir oylamaya katılamıyorum. Ama normalde bu kısım önemli. Yani STG'yi stake etmeyi e, ihmal etmeyin. Bu STG'yi de nasıl elde edeceğinizi birazdan da söyleyeceğim sizlere. Bunun dışında Kullanabileceğiniz sushi var. Sushi'ye geldiğinizde sushi'de de swap kısmı mevcut. Bu swap kısmında e, yine şu işlem yaparken, bakın burada cross chain kısmını açmayı unutmayın. Cross chain kısmını açtıktan sonra tıpkı stargate'deki gibi çiçe şey yapabiliyorsunuz, e, yönlendirmeler yapabiliyorsunuz. Mesela Ethereum'dan isterseniz Polygon'dan. Arbitrum'a gönderin ya da atıyorum poligondan BSC'ye gönderin. Ne gönder neyi ne olarak göndermek istediğinizi burada seçtikten sonra şöyle cüzdan bağlayayım ben de. Şöyle de poligon yapalım. burada mesela e, poligondan smart chain'e ben matici matici bust olarak göndermek istiyorsam buraya miktarları yazıp e, burayı iş buradaki işlemi tamamlayabiliyorum. E, mesela az önce STG'den bahsettim. E, STG'yi şöyle yapabilirsiniz. Burada mesela STG'yi alırken e, ben de poligondan arbitruma çalıştı. Diğerlerine çalışmadı. Yani poligon mesela BSC'den başka bir şeye STG'yi bulamadım. Ama bunda çalışıyor yani poligon arbitrum olarak çalışıyor. STG isterseniz buradan alırsınız. Hem burada artı bir TX'iniz olur. Ama diyorsanız ki benim ben borsadan alıp göndermek istiyorum cüzdanıma derseniz zaten birçok platformda da STG'yi bulabilirsiniz. Binance, KuCoin hatta MaxC'de de işte Gate, Bay, Bybit buralarda da mevcut. Dilerseniz buralardan STG alabilirsiniz ama Tx kasmak istiyorsanız ben e, mesela bu şekilde aldım STG'yi yani artı bir Tx'im olsun diye. Bunun dışında kullanacağınız başka bir platforma geleyim. Mugen Finance, Mugen Finance'ta da şu var. Cüzdanımı bağlayayım, öyle göstereyim size. Mugen da aynı şekilde bir cross, kru, pardon cross chain platformu. Burada da aynı şekilde işlem gerçekleştirebilirsiniz. Yine A'lar arasında örneğin atıyorum. Ne de dur şimdi değiştirmek zorunda kalmıyor. Burayı Binance Smart Chain diyelim mesela. İşte atıyorum Binance Smart Chain'den Polygon'a ya da Binance'dan Arbitrum, Optimism, Avalanche hangisinde işlem yapmak istiyorsunuz ona ve istediğiniz coin'i istediğiniz şekilde gönderebilirsiniz mesela. Böyle bir swap işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Burada deposit ve stake kısımları var. Yalnız depozit kısmını ben e, sadece e, Arbitrum üzerinde çalışıyor ve e, ne yaparsam yapayım ben birkaç kez denedim ona rağmen e, sistem sürekli hata verdi. Ama Swap kullan e, Swap kısmını kullanmak isterseniz e, o kısmı kullanabilirsiniz. Bunun dışında Aptos Bridge var. Aptos Bridge'de şöyle bir durum mevcut. E, burada e, iki ayrı cüzdan bağlıyorsunuz. Ya normal EVM cüzdan yani Metamask işte Coinbase Wallet kullanabilirsiniz bilindik. Ya da işte e, bir de pardon bir de bunun dışında bir Aptos cüzdanı kullanmanız gerekiyor. En yaygın olanlar Pontem ve Petra. Pontem biraz daha e, benim tercihimde. Ben Pontem kullanıyorum. Pontem'i kullanıyorsunuz. Her iki eee mesela şöyle göstereyim size de. Burada bağlarken sorun çıkarabilir sanki yokmuş gibi cüzdanınız indirmenizi ister tekrar tekrar deneyin bakın iki ayrı cüzdan bağladım bu metamask bu da e, pontem cüzdan burada da e, her iki cüzdanda e, transferler yapabiliyorsunuz mesela şöyle göstereyim şuraya poligon yapalım Mesela diyelim ki e, poligondaki Ethereum'u Aptos'a göndermek istiyorum. Bunu ve Ethereum olarak gönderiyor. Genelde bu arada çok yani kısıtlı tokenlar var. Bakın burada gösteriyor içinde neler gö zaten. Atıyorum BNB'den OSDC gönderebiliyorsunuz. İşte Ethereum'dan USDT gönderebiliyorsunuz. Aynı zamanda USDT'ye Smart Chain, işte Avalanche, poligondan Aptos'tan gönderebiliyorsunuz gibi gibi e, seçenekleri var. Burada da aptos e, volutla işlem yapabiliyorsunuz. Tam tersi işlem de yapabilirsiniz. Aptos'tan Ethereum'a da yapabilirsiniz yani. Burada önemli olan aptos'tan mesela e, EVM yani şey MetaMask'a işlem yapacaksanız burada önemli olan aptos cüzdanınızda aptos bulunması lazım ki fi bedelini ödeyebilin yoksa işleminizi gerçekleştiremezsiniz. Aslında genel olarak benim kullandığım platformlar buralar. Buraya kadar benim kullandıklarım. Ama siz bunun dışında neleri kullanabilirsiniz? Hashflow var aynı zamanda. Exchange kısmını kullanabilirsiniz yine. Ee, bunun dışında havuz kısmı var. Orayı kullanabilirsiniz. <laughs> Pardon. Bunun dışında Swimmer var. Swimmer'ı ben kullanmadım. Bunda köprü ve swap hizmetleri var. Burayı kullanabilirsiniz. Layer ile ilgili bir de domain e, hizmeti var. Burada domain almak istediğiniz domainin ismini buraya yazdıktan sonra süreli olarak ne kadar yıl almak istiyorsanız ona göre bir tercihte bulunabilirsiniz. Tabii ki süreye göre de gaz ücreti değişecektir. Daha önceden e, böyle bir sayfa vardı. Burada Guelli ve test tokenleri arasında transferler yapılıyordu kapanmış. Burası da artık çalışmıyor maalesef. Mainnet'e kadar kapatmışlar. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar Layer Zero ile ilgili. Dediğim gibi burada önemli olan gerçekten bir kullanıcı gibi gözükmek. Dolayısıyla biraz daha sistemsel bir e, TX işlemleri yapın. Yani e, biraz planlı olun bu konuda. Bu arada transferlerinizde e, geç düşebilir cüzdanınıza oldukça yoğun bir A. E, hani telaşlanmayın neden işte koyunum hala gelmedi vesaire diye yanlış bir şey hani zaten yapmanız pek mümkün görünmüyor açıkçası sistem içerisinde. E, bunun dışında A ücretlerinin çok yüksek olduğunu söyleyemem. En azından ZKSİNK'e göre biraz daha makul kalıyor açıkçası. Çünkü kullandığınız işte BSC ve özellikle poligon üzerine yoğunlaştığınızda biraz daha yani e, içiniz yanmıyor açıkçası. E, kullanırken. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Sorunuz olursa elimden geldiğince yardımcı olurum yorumlara yazabilirsiniz. Bu platformları aynı zamanda açıklamaya da ekleyeceğim. Hepsine oradan da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bize abone değilsiniz ve beğendiyseniz videomuzu bize abone olmayı da unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.